Biz burada inelim. Babana gitmeyecek misin? Yok, Fadi'yi göreceğim önce. Çok kalmayacaksın değil mi? Bilmiyorum dedim ya. Oğlum, unutma beni, tamam mı? Ben özlerim seni. Çabuk dön. Zeynep. Ne? Hadi. Canım. Selam'ın işte. Hadi içeri girsene Fatih. Yok, ben şirkete gideceğim, iş yerim yok. Tamam o zaman, biz tutmayalım seni. Geç kalma işine, kolay gelsin. Görüşürüz Eriş'te. Dur. Hadi aç aç, çok ağırlaştı. Şazi anahtar. Kapı annem. Şazi ben de aç şu kapıyı. Annem bu da ağırmış. Kızım hadi. Ya yokum ya, evde yokum ya. Ya yok, yok, komple yokum. Yok, git ya. Lan Mete, benim, ben Fatih, konuşmamız lazım. Ya benim de buraya devam etmem lazım. Ya saçma saçma konuşma. Aç şu kapıyı, çok önemli. Yine ne oldu ya? Bu sefer de fake nikah mı organize edeceğiz? Bu kez gelini ikna edebileceğimizi zannetmiyorum. Ha, sen yengeyle kavga mı ettin? Boş ver ya. Sana kızmıyor. Yenisini buluruz. Yok yok. Kimseyle kavga etmedim. Ya benim bir arkadaşımın sorunları var da onun hakkında konuşmak için gelmiştim. Ya arkadaşının sorunu için benim rüyamı böldün lan. Evet. Arkadaşım değil misin sen de benim? Yalnız rica edeceğim, üstüne bir şeyler giyer misin? Hı. Ben bir duş alayım o zaman. İyi olur. Geldim kanka. Ya anlat bakalım, ne olmuş senin şu arkadaşına ya? Ha arkadaş, şey... Kanka, şimdi benim arkadaşımın karısı evi terk etmiş. Yani çocuğunu da alıp terk etmiş. Yani daha doğrusu terk ediyorum dememiş de... şey demiş yani, biraz zamana ihtiyacım var demiş. Ben sana tekmeyi basıyorum kibarcası yani. Yok ya. Tövbe yarabbim, öyle değil. Yani biraz düşünmem lazım diye gitmiş. Peki sorun sende değil, bende de demiş mi? Demiş. Ya kanka sen git şimdi arkadaşına de ki yani o şu an muazzam bir boynuz yemek üzere. Ya bunu herkes bilir yani sorun sende değil, bende demek literatürde başka biri var demektir. Ağzını burnunu kırarım senin. Çünkü Zeynep öyle bir şey yapmaz, ne boynuzu? Kanka kusura bakma, ben ne bileyim Zeynep olduğunu, ben arkadaşın diye yapıştırıyorum ya. Zeynep işte o, Zeynep ismini vermedik diye hemen gömdün kızı ya. Anlatmıyorsun mevzuyu adam gibi, ben de öyle saçma sapan konuşuyorum işte. Tövbe yarabbi, yapmaz öyle bir şey. Tamam, en başından anlatacağım. Anlat tabii bana her şeyi en başından, anlatmıyorsun yarım yamalak, ondan sonra saçmalıyoruz yani. Kanka bak, sana güveniyorum, bu ikimiz arasında bir sır olarak kalacak, üçüncü kişiler bilmeyecek. Tabii canım, zaten üçüncünün bildiği sır değil ki. Evet, ben de öyle biliyorum. Tamam, başlıyorum. Şimdi kucak... Kucakladım. Kime? Yok, dur, biraz karışık. Daha baştan anlatayım. Şimdi Amerika'ya kaçtım ya... ailesel mevzular, İran falan biliyorsun işte. Benim orada bir kız arkadaşım oldu. Summer, yabancı, gavur. Ondan ben tekmeyi yedim. Aynı zamanda da o tekmeyi yediğim yerde Zeynep de kafede çalışıyormuş. Öyle bir bu şey, burayı geç. Sonra bir uçakta ben dönerken sen türbülansa gir uçak, bu kucağıma düştü.
Ah kankam ya. Ya sen kendi halinde sessiz sakin bir adamdın. Sen bunu kendine niye yaptın ya? Ya ne bileyim kanka işte. Girdik bir kere içine. Ama yani senin bünyen bu kadar aksiyonu psikolojik gerilimi kaldırmaz ki. Ölürsün sen ya. Oğlum tespiti bırak. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım onu söyle. Ya şimdi kanka beni biliyorsun ya. Ben çok öyle romantik komedi falan izleyen bir adam değilim. Ama yani bu tarz filmlerin sonu genelde mutlu sonla biter. Mükemmel. Lan ilk kez hayatımda çıkmaza giriyorum. Bu mu yani söyleyeceklerin? Ya. Kanka şimdi ben yani hayatım böyle daha formal yaşadığım için ya benim bunlara kafam çok basmıyor. Ama şimdi ben senin yerinde olsam çıkarım kızın karşısına. Derim tamam ya biz yalan dolanla başladık ama yani bunu gerçeğe çevirmek bizim elimizde derim yani. Böyle şeyler derim. Ya seviyorsan git konuş bence. Ya güvenmiyor kız bana, güvenmiyor. Ya o da onun sorunu kanka. Mükemmel tespit. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Efendim babaanne? Oğlum, neredesin? Dışarıdayım babaanneciğim. Seninle konuşmam gereken bazı konular var. Gelirsen sevinirim. Bir şey mi oldu? Geldiğinde detayıyla görüşürüz yavrum. Tamam, tamam babaanneciğim. Hadi ben gidiyorum, sonra konuşuruz. Nereye gidiyorsun ya? Ya da hiç konuşmayız. Ya Fatih! Ne? Kalbimi kırıyorsun ama ya. Ya ben öyle pat diye sorunca bir anda hazırlıksız yakalandım. Bak, sen bana biraz zaman ver, tamam mı? Ben şimdi böyle birkaç romantik komedi izleyeyim. Böyle bir aşk testi falan çözeyim. Akşam gene gel, tamam mı? Bak, hayatında görüp görebileceğin en iyi yaşam koçu olacağım, söz veriyorum. Bakarız, bakarız. Ya bakma, gel ya. Fatih. Merhaba Fatih. Merhaba. Zeynep'le Selim nerede oğlum? Zeynep birkaç gün ailesinin yanında kalacak. Sadece birkaç gün mü? Çok istiyorsa bir ömür boyu kalabilir yavrum. Anneciğim seninle uğraşamayacağım. Ay. Efendim. Nasılsın oğlum? İyiyim, iyiyim babaanneciğim. Biraz konuşalım mı? Tabii 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 ki. Ya kusura bakma konuşacaktık ama ben erken gelemedim eve. Biraz böyle dolaştım. Yok hiç önemli değil oğlum. Otur. Senin canını sıkan bir şey mi var? Hayır, yok babaanneciğim. Ne? Zeynep'le mi aranda bir şey oldu? Ondan mı babasına gitti? Ay yok. Amerika'dan dönünce baba kız baş başa kalamamışlardı o yüzden. Ah tabii. Baba kız biraz hasret gidersinler. Fatih. Hı. Bilmem gereken bir şey var mı oğlum? Yok babaanneciğim. Ne gibi? Baban yüzünden büyük bir sorumluluk altına girdin. Seni anlıyorum. Ama her şey düzelecek. Bana güven. Her şirketin böyle zor anları olur. Ama biz köklü bir firmayız. Üstesinden geliriz. Ya bütün bunları sen nereden biliyorsun? Ya unutma ki ben bu şirketin hala en büyük hissedarıyım. O kadar bilgim olsun. Hı? Sen merak etme babaanneciğim. Ben her şeyi halledeceğim. Tek bir hissemizi gözden çıkarmadan, hiçbir mülkümüzü satmadan borçlarımızı ödeyeceğim. Söz veriyorum. Sana güveniyorum. Ben her zaman senin arkandayım oğlum. Biliyorum. Hadi. Sen de biraz dinlen, olur mu canım? Efendim Gülsüm Sultan.
Gülsüm Sultan değil, İrem Sultan. İrem, yalnız kalmam gerekiyor ama... Dertleşmek için geldim. Artık arkadaş değil miyiz biz? Benim herhangi bir derdim yok. Senin derdinin dermanında ben değilim, biliyorsun. Ya bir kere de kestirip atmasan. Gerçekten dostane duygularla geldim diyorum. İrem, burası Zeynep ve benim odam. Rica ediyorum, çıkarsan dinleneceğim biraz. Önceden de bizim odamızdı. Yani Zeynep'ten önce. Eski defterleri bir açmasak? Sen eski defterleri kapatmış olabilirsin de ben kapatmadım. Ben de isterdim öyle senin gibi her şeyi bir an önce silip atmak ama olmuyor. Çünkü biz sadece seninle sevgili değil, iki yakın arkadaştık da. Ya İrem saçmalama, biz ne zaman arkadaş olduk seninle bilmiyormuş gibi. Olabilirdik de sen bir kere gardını indirseydin hep mesafe koydun. Ya İrem tamam işte, yani olan olmuş biten bitmiş, biz neyi tartışıyoruz ki daha? Bak sorunlarını biliyorum. Gülsüm Hanım'la olan konuşmaları duydum ben. Ne yaptın sen? Ya ben sadece senin iyi gününde değil kötü gününde de yanında olmak istiyorum. Ne duydum bilmiyorum ama sorunlar benim sorunum ve halledebilirim ben, merak etme. Fatih. Bak, bütün bu sorunlar bitebilir biliyorsun değil mi? Babamdan para alırsın. O sana fazlasını da verir. Hı, sağ ol. Gerçekten sağ ol. Ama gerek yok. Fatih, ben... Ya ben senin her şeyinle kabul etmeye hazırım diyorum. Günahınla, sevabınla. Yani borcun varmış, bir kadından çocuk yapmışsın. Bunların hiçbiri umurunda değil diyorum sana. Ya İrem bak beni... Bir kere evet de. Bir kere bütün bunların hepsi tarih ya edin. Hayır, hayır! Allah Allah, ben gidiyorum, sen kal o zaman. Çek bırak yöntemi. Ne bırak? Ya çek bırak. En çok işlenen yöntem bu dünyada, tamam mı? Çek bırak. Sen kızı hep çekmişsin ama hiç bırakmamışsın ya. Neyini çekip bırakacağım? Kız gitmiş zaten. Bak kural bir. Zeynep'ten uzak duracaksın. Ben. Evet sen. Şart mı? Şart. Zeynep'ten uzak duracaksın. Neymiş? Kural bir. Zeynep'ten uzak duracaksın. Kural bir. Zeynep'ten uzak... Uzak duracaksın. Uzak duracağım lan. Bravo. Neymiş kural bir? Kural bir. Zeynep'ten uzak Bravo, duracağım. Bravo işte bu. Üç. Üç. Tamam mı? Artık sürpriz müpriz yapmak, Don Juan gibi takılmak yok. Artık romantik değil, realist olacaksın. Ne romantik olacağım zaten? Realistim ben, cool'um lan. Bravo. Altın kelime bu. Neymiş? Cool olmak. Cool. Artık öyle uzun cümleler kurmak, bıdıklı yapmak yok. Yok. Bu net. Kısa cümleler kuracaksın. En önemlisi... Gizemini koruyacaksın. Gizemli ol. Roman mı yazacağız? Niye gizemli? Ya konuşma fazla. Neymiş? Kulum lan. Kul ol. Gizemliyim ben. İşte bu. 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 Lan. Dersi. Bu. Kulum lan. Kul. Kul. Bravo. Harika. İşte bu. Ne var lan? Ne var lan? Böyle. Evet. Bravo. Sen bana mı dedin lan bunu? Bana mı dedin bunu? Sertim ben. Aslanım benim. Tersi pistir ama. Ya bırak tersini. Sen yapacaksın, o sana gelecek. Bu kadar. Bu kadar. Kul olacaksın. Kulum lan. Kulsun. Şart mı bunları yapmak? Ya şart, şart. Şart lan. Koçum benim. Şart tabii. Şimdi çatı katında inziva vakti. Nerede aranacak haklının hakkı? Dinlemeliydim vaktinde aklı. Seni unutmaya çalışmak da varmış maalesef. Bana bıraktıklarınla teselli avında. Demek ki elleri boş. Dönmekte varmış, bugünleri görmekte varmış. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün nevesimi kırdın bir kere. Gitme demem de kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün nevesimi kırdın bir kere. Gitme demenle kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın aklımı sorsan ne olur? Bugün nevesimi kırdın bir kere. Gitme demenle kalsan ne olur?
çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırımı sorsan ne olur, bugün bir resimi kırdın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur, gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Allah Allah. Ferhat, işler bu noktaya gelene kadar neredeydiniz? Yani Fehmi Bey son zamanlarda biraz yorgundu. Biz de onu böyle ufak tefek şeylerle... Ufak tefek mi? Bu rakamlar ufak tefek mi? Tamam, sonra konuşacağız. Zeynep. Ne haber Fatih? İyiyim. Sen? İyiyim. Ben de. Fatih, eğer müsaitsen gelip Selim'le beni alabilirsin diyecektim. Ama tabii müsaitsen. Gerçekten? Kural 3. 3. Cool olmak. Cool lan. Ben toplantıdayım, çalışıyorum. Gelmiyorsun yani. Taksiye binin gidin siz. Taksi mi? Kapatıyorum, toplantım var. Ne oldu? Siz çağırdınız ya. Ha doğru, gel gel. Evet. Kafa mı kaldı ya? Of, baba beni bu işlerin başına attı. Bu kadar kısa sürede nereden bulacağız bu parayı? Yani ben de bu yüzden günlerdir başınızı şişiriyorum. Onu bir oturup konuşamadık ki. Ya Ferhat, vaktim mi vardı işte? Her şeye koşturuyorum. Doğru. Bir de o tarafı var. Of ya, bu borç ödenmezse fabrikaya da eve de el koyarlar. Bağışlayın efendim ama... Borç almayı düşündünüz mü? Milyon dolarlık borç. Böyle bond çantada önümüze bırakacaklar, öyle mi? Efendim yani... Saçmalama Ferhat. Kimden isteyeceğiz? Aslında birileri var. Yani birçok firmanın kendilerinden borç aldığını duydum. Ya sen ciddisin yani. Bu çok hassas bir konu. Ailenizin ve firmanın geleceği bu karara bağlı. Kimmiş bunlar? Neymiş, neciymiş? Siz kararınızı verin, ben gerisini halledeceğim. Hadi Fatih, cesur ol ve aileni kurtar. Zeynep, gelmişsin. Evet, taksiye bin, gel dedim, ben de geldim. Ben dedim. Dedin, ben de geldim. İyi yaptın. Yaptım tabii. Görüşürüz. Nereye? Aşağıya. Sen bana kaçıyor musun? Yok canım, senden niye kaçayım? Yalnız kalacağım falan triplerindesin ya, kal işte. O başkaydı. Nesi başkaydı? Ya ben böyle, kusura bakma, senin hayatına böyle burnumu soktum falan, bu evlilik oyununa kaptırdım. Yok öyle... Yok yok, öyle öyle arkadaş, öyle artık. Kimse kimsenin hayatına burnunu sokmasın işte, bu kadar. Fatih. Hı. Hani sen bana bir kere demiştin ya, başka şartlar altında karşılaşsaydık diye, hatırlıyor musun? Hı hı. Şartları değiştirelim mi? Yani... Başka şartlar altında karşılaşalım mı? Bu yalancı evlilik ikimizi de ne hale getirdi, baksana. Sen yanlış anlıyorsun. Evliliği bitirelim diyor. Yok yok, ben sert duruyordum. Cool olmaya çalışıyordum ki. Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Benimle... Hı? Çıkar mısın? Nereye?
Ya ben az önce sana çıkma teklif ettim. Biz. Sevgili. Hadi canım. Öldün mü ben? Ölmedim. Kalpten gittim değil mi? Ben sana çıkma teklif ettim. Hatta bir daha edeyim. Benimle çıkar mısın? Fatih Bey. Allah cezanı versin Günay. Ne? Ha, Gülsüm Hanım sizi çağırıyor da. Çağırılır, hep çağırıyorlar. Çık, tamam çık dışarı. Çık, çık, çık. Gel bebeğim. Yok baba, anneni bekletmeyeyim. Yaşlı kadın çok. Bari bir cevap verseydim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.